Antalya'nın Manavgat ilçesinde suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, isnatlar bunlardı. Tefecilik, tüm bunlardan Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt lideri olarak yargılanıyordu EB adlı şahıs. Kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanıyla kendisine ait otelin restoranında aynı masada karşılıklı otururken fotoğrafı ortaya çıktı. 26 Temmuz'da bu hakimle ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Müfettiş görevlendirilmişti. Şimdi görevden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verildi. Burada neler yaşandı? Bir baskı unsuru mu var bu şahıs tarafından? O şahıs incelenecek mi? Tekrar ifadesine başvurulacak mı? Neler olacak? Neler bitecek? Takibini sağlamaya devam edeceğiz. Bir de siyaseten bir konu. Baraj konusu. Barajın %5'e ineceği hususunda Cumhur İttifakı'nda bir anlaşma sağlanmıştı. Peki bu anlaşma sağlandıktan hemen sonra ittifak içindeki partilerin barajı ne olacak? Burada bir ayrım var deniyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi %5 barajı ittifakta da uygulansın ya da ittifakta herhangi bir baraj olmasın şeklinde görüş beyan etmişken MHP lideri Devlet Bahçeli ittifak barajının mevcut sistemdeki gibi korunması gerektiğini söylemişti. Daraltılmış bölgede ise Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye göre örneğin aralarında bir uyuşmazlık var. Bu uyuşmazlık çözülür mü, çözülmez mi? Birlikte göreceğiz. Bakalım anlatacağız efendim. Gidelim haberimizi bir izleyelim. Baraj konusunda MHP, AKP ne konuşuyor? Acaba Türkiye için ne tasarlıyorlar? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktı. Bir yönetim seçim yasalarını değiştirmeyi tartışmaya başlıyorsa artık o yönetimin kendisi de bu yolun sonuna geldiğini görüyor demektir. AKP ve MHP arasında uzlaşı sağlandı. Kulislere göre %10 olan seçim barajı %5'e düşürülecek. Biz baraja karşıyız. Yeni sistemle %50+1 için ittifaklar kaçınılmaz oldu. Seçime ayrı ayrı giren partiler için baraj %5'e düşecek ama MHP ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından %10 barajının korunmasını öneriyor. AKP ise ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesine sıcak bakmıyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Öyle gözüküyor ki artık Cumhur İttifakı sonun başlangıcında olduğunu görüyor. O nedenle de şimdi seçim yasalarını tartışmaya başlıyor. MHP'nin ittifak içinde de baraj önerisi iddiaya göre en çok yeni kurulan partileri olumsuz etkileyecek. Örneğin Gelecek, Deva Memleket Partileri. Anketlere göre şimdilik bu partilerin oyları %5'in altında. Aynen Saadet Partisi'nin olduğu gibi. Millet İttifakı içinde seçime girseler bile ülke genelinde her parti ayrı ayrı %2 veya 3'ün altında bir oyda kalırsa milletvekili çıkaramayacaklar ve aldıkları oy Millet İttifakı'na yazılmayacak. Mesela dar bölge, daraltılmış bölge ile ilgili de gayet iyi biliyoruz ki küçük ortakla büyük ortak arasında çelişkiler çıktı, çatışmalar çıktı. Baraj düşecek ama kulislere göre MHP dar ve daraltılmış bölge seçim sistemine hala sıcak bakmıyor. AKP milletvekili sayısı 30'u aşan büyük şehirlerde seçim çevrelerinin 7 milletvekiline göre bölünmesini öneriyor. MHP ise buna karşı. Bu sistemle milletvekili kaybedeceğini düşünüyor çünkü. Var olan seçim sistemiyle ki bu seçim sistemini Cumhurbaşkanı hükümet sistemi içinde de bugünkü iktidar tespit etti. Anlaşılan maçı yenilgiyle, mağlubiyetle bitirmelerini mukadder görüyorlar ki, kaçınılmaz görüyorlar ki şunun kurallarıyla biraz oynayarak tekrar bir maç kazanabilir miyim hesabına giriyorlar. Düzenlemenin Ekim ayında meclise gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Son sel felaketi neden ortaya çıktı? Neden şiddetini arttırdı? Neden bu kadar fazla can kaybına yol açtığının üzerinde çok konuştuk. Afet uzmanlarıyla, meteoroloji uzmanlarıyla, şehir planlamacılarıyla konuştuk. Ve ortaya konan örneklerden belki de en bariz olanı, en çarpıcı olanı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağının orijinali, hali, doğalı yani. 8 çizerek geliyor ve ilçe merkezinden öyle geçiyor. Kıvrılarak geliyor yılan gibi. Ama dereyi ıslah çalışmasında dümdüz bir yol, dümdüz bir çıkıntı hesap edilmiş. Daha doğrusu hiç hesap yapılmamış anlaşılan ve bugünlere adeta o faciaya davetiye çıkarılmıştı. Peki örneğin Kastamonu Bozkurt'ta olan mevcut durum, örneğin dere yatağına yapılan evler ya da dereyi ezbere ıslah etme. Başka bölgelerimizde de var mı?
Olmaz olur mu? Keşke olmasaydı. Kimse ölmek istemiyor yani selden yağmurdan. Hayvanımız, yemimiz, alafımız, evlerimiz işte hepsi suyun içerisine kaldı, canımızı dar kurtulduk. Burası Erzurum Azizye ilçesine bağlı Aşağı Yenice mahallesi. Henüz can kaybı yok ama olabilir. Hatta bir köy yok olabilir. Çünkü aslında yağışın geleceği de derenin taşacağı da biliniyor. Meteoroloji uyarmıştı şiddetli yağış için. Ancak nasıl önlem alınacaktı ki? Evler derenin yatağına inşa edilmişti bile. 19.41 19. Yine aynı şey oldu. Çamurla kaplanmış, kullanılamaz hale gelmiş onlarca eşya. Dere taştı. Dere yatağına yapılan konutlar su altında kaldı. Ahırları su bastı, evler oturulamayacak, eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Taş, kaya, duman, sel. Yani kendimizi zor kurtardık silden. Sürekli geliyor yani her iki yılda veya bir yılda bir geliyor, devamlı geliyor. Selden, yağmurdan ölmek istemiyoruz. Bu sözler dere yatağına yapılan konutlarda yaşayan köylülere ait. Her şiddetli yağışın ardından hayatı su altında kalan Azizye köyü sakinlerine. 2004 depreminde burada konut yapıldı, devletin yaptığı konutlar bile tehlikede. Korktuk, korktum ben çocuk araba bindim kaçtım. Bizim otumuz samanımız hep suyun altında kaldı. Hayvanlarımız kaybolmuş, saat gece 12'de biz hayvanlarımızı getiremiyoruz. Sel bastığı zaman kayaları önüne yığdığı an taşıp köyün içine geliyor. Ya köyü buradan yerini değiştirecekler ya da o dereyi aşağıya doğru beton duvarlarla yaptıracaklar, biz bu sıkıntıdan kurtaralım. Köylülerin ne can güvenliği ne de mal güvenliği var. Kaderleri göz göre göre sele teslim. Tıpkı Bozkurt'ta olduğu gibi. Şu anda ya köyümüzün yeri değişsin ya da bu insanlara bir çare bulunsun. Birazdan ayrılacağız. Bu arada göç uzmanlarından çok değerli üniversiteden hocalarımız yazmaya devam ediyorlar. Yorum gönderiyorlar, bizleri izliyorlar, sağ olsunlar. Örneğin Afganistan'daki bu son dalga Taliban'ın havalimanının çevresini de kontrol etmesiyle birlikte yürüyüş mesafesi, tırlarla, kamyonlarla geliş, bu konuda uzman olan bazı isimler isimlerini paylaşmamak şartıyla bilgi vermeye başlamışlar bizlere. Bir 10-15 gün sonra sınırımızın halini göreceksiniz. Sınırın öte tarafını iyi kontrol edebilirsek, sınırın öte tarafını kontrol edemezsek sınırımızdan içe geçişleri Afgan göç akınının hangi boyuta geldiğini bir 10-15 gün sonra göreceksiniz demişler. Bakalım, izlemeye devam edeceğiz. Birazdan buluşalım efendim. Hem bir basın açıklamasına gideceğiz. Hem konuşacağımız meseleler var. Değinemedik. Hukukta önemli adımlar var. Neler olup bittiğine ilişkin bakmamız gereken birkaç dava var. Önemli itirazlar var. Çevre hareketleri devam ediyor. Vatandaşların bazı bölgelerde itirazları var. Canlı bağlantılar yapacağız. Covid-19'dan, koronavirüsten, küresel salgından kopmayacağız. Velilerimiz yazıyor, okullar ne zaman açılacak? Üzerine gitmeye, doğru soruları sormaya devam edeceğiz. Bir de röportajlarımız var, özel dosyalarımız var. Habercilik yapmaya devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın, kısacık bir ara.